Ve Hande'cim, ne haber? İyiyim, sağ ol. Hoş sen geldin. Nasılsın? Harika gözüküyorsun. İyiyim yine. İyiyim hayatım, çok teşekkür ediyorum. Şimdi iki malzememiz var ama reklama kadar bu iki tarifi vereceğiz. Hem güneş kremi yapacağız hem de güneşten yandık. Bizi rahatlatacak ve cildimizi besleyecek olan bir sprey hazırlayacağız. Evet. Sonrasında da toplam 5 tane güzel tarifimiz olacak Hande'cimle beraber. Şimdi ben hiç vakit kaybetmeyelim. Şu güneş kremiyle başlayalım istiyorum. Tabii ki. Doğal hemen güneş başlayalım. Kremi. Evet. Kaç faktör? Vardır ya faktörler. Kimlere göre, kimlere uygun? Şöyle söyleyeyim. Eğer çok açık tenliyseniz ben faktörü nasıl arttıracağınızı zaten anlatacağım. Şu an bizim yapacağımız yağ karışımı ortalama 10-15 faktör arasında. Ama bu demek değildir ki şu bilinen yanlışı da hemen müsaadenle düzeltelim. 10-15 faktör güneşin en tepede olduğu noktada altına yatın ve bu sizi korusun faktörü değildir. 50 ve üzeri faktörler bile direkt güneş ışını aldığımız anda zaten bizi yeteri kadar koruyamaz. Bu daha gölgede, sabah saatlerinde, akşamüstü saatlerinde kullandığımızda cildimizin tonunu en hızlı derecede değiştirecek güvenli, hiçbir kimyasal madde içermeyen bir tarif olacak. Özellikle ilk gittiğimiz zamanlar biraz akça pakça gidiyoruz ya, evet. Ve bakıyoruz herkes güzel, teninin rengi değişmiş. Biz de bir an önce tenimizin rengi değişsin istiyoruz ve o sürede ilk zamanlar daha fazla bir güneşlenme ihtiyacı duyuyoruz. O noktada da hem cildimizi besleyecek, evet, hem de bronzlaşmamızı destekleyecek bir tarif. Eğer zaten o ilk günlerde biz çok fazla güneşin altına zaten yatarsak o tatil bizim ne yazık ki burnumuzdan aynen geliyor. Öyle. Çünkü o kızarıklıklar çok fazla oluyor. Su toplaması, soyulması, lekelenmeler. Lekelenmeler tedavisi bir sene sürüyor. Aynen öyle. O yüzden hani ben hep şunu söylerim. Ben çok güneşin altına yatmayı seven bir insan değilimdir. Bana hep gölgede yanarım ve herkes bana der ki o çok uzun bir tatilden mi geliyorsun? Aslında ben 3-4 günde çok rahatlıkla renk değiştiriyorum. Bunun en pratik yolu güneş tepededikken güneşin altına yatmayacaksınız. Gölgede böyle hani yemek yaparken denir ya böyle kısık ateşte o demlene demlene yavaş yavaş ne olur o yemeğin tadından yenmez. Aynı o şekilde güneşlenirseniz bir sıkıntı yaşamazsınız. Ki yavaş yavaş güneşlenince o bronzluk daha uzun süre kalıcı kalıyor. Evet. İlk günler güneşte çok güzel ben güneşleniyorum deyin kararın kalmıyor. Yavaş yavaş zaten evet, denizin içerisinde tuzlu sudan yeteri kadar da bronzlaşıyoruz. Kesinlikle o suyun yansımasıyla birlikte yine izleyicilerimize bu tarz ürünler kullanırken illa %100 doğal olması gerekmiyor. Ufak bir bilgi de paylaşmak istiyorum. En başta sorduğun gibi SPF'si kaç dedik ya. Yapılan hani deniliyor işte SPF 15 ise sizi bu kadar korur, 30 ise bu kadar korur. Bu bütün araştırmalar vücudu toplam aldığımız zaman dolu dolu 2 yemek kaşığı ürün kullandığımızdaki faktördür. Ne yazık ki bizler o 2 yemek kaşığını hiçbirimiz vücudumuza sürmüyoruz. Aman az gitsin, o vücudumuzda o beyazlık olmasın diye biz çok az sürüyoruz. Doğru ürün kullanmak istiyorsanız ve korunmak istiyorsanız 2 yemek kaşığı ölçüsünde sizin kremleri kullanmanız gerekiyor. Ki kullandık, havuza girdik, denize girdik, aradan zaman geçti tekrar bir tazelemek tabii gerekiyor. Ki. Eğer SPF 15 ise bunun zaman dilimi 1 saat, 1,5 saat. 30 ise bu sabah sürün, akşama kadar kalın demek değil. Denize girmesek de, duşumuzu almasak da 2,5-3 saatte bizim bunu tekrarlamamız gerekiyor. Çünkü neden? Bir yandan terle de biz üzerimizdeki zaten ürünü dışarıya atıyoruz. Yine hazır ürün kullanacaklar için diyoruz ki çinko oksit içerikli ki biz birazdan isteyenler karıştırabilir onu da anlatacağım. Neden çinko oksit? Çinko oksit hem bizim cildimizi korur hem de çinko ihtiyacımızı yerine getirir. Ama burada şöyle bir ne yazık ki bir hileyle biz karşı karşıya kalıyoruz. Mümkün olduğu kadar nano üzerinde yazan yani bu nanoteknolojisi evet yeni bir teknoloji bizim kulağımıza çok hoş geliyor ama bu nano olan ürünler partikülleri çok ufak ve bizim bağışıklık sistemimiz daha bu partiküllere karşı nasıl savaşacağını bilmiyor. Yazıyor mu güneş kremlerinin üzerinde evet, nano? Çinko oksit parantez içinde nano veya çinko oksit parantez içinde
nano olarak zaten yazmak mecburiyetinde. O içerisinde bunlar maddeler varsa o zaman almamamız lazım. Çinko oksit alacağız ama nano asla olmayacak. Etiket okuyalım. Etiket bir de paraben içermeyen olacak. Mümkün olduğu kadar. Tek bildiğimiz paraben evet. Aslında kimyagerler diyorlar ki siz sadece paraben biliyorsunuz evet. Ama yani 50'ye yakın kimyasal madde var, en bilindiği o. Evet, paraben artık üzerinde çok yoğun araştırmalar yapıldığı için artık zaten birçok firma ben artık takip ediyorum. Parabenden mümkün olduğu kadar uzaklaşıyor. Çünkü bunun nedenlerinden bir tanesi artık biz ürünleri doğal koruyucularla korumayı öğrendik. Aslında ben bir doğalcı olarak hiç paraben olmamasındansa ürünün bozulup içerisindeki mikrobiyolojik üreme olduğu zaman insan sağlığına çok zararlı olduğunu bir televizyon programına söylemiştim. Doğalcılar demişlerdi ki sen nasıl bir doğalcısın? Ama bazı olaylarda dürüst olmak lazım. Artık biz ürünleri parabensiz korumayı öğrendiğimiz için artık parabeni tamamıyla hayatımızdan çıkarttık. Sırada tuzlar var. Bu sodyumlar, oli sulfatlar, SLS'ler dediğimiz, kokamitler dediğimiz yavaş yavaş artık ürünlerimizi onlardan da uzaklaştırmaya başladık. O zaman bugün yapacağımız bu güzel saç bakım yağlarını, çay için doğal. Söylemiyorum tabii ki, kremleri, yağları... Buzdolabında mı muhafaza etmek lazım? Kaç gün içerisinde tüketmek evet, lazım? Mesela bu güneş kremi ve güneş yanığı spreyini. Güneş kremimiz üzerindeki yağların son kullanma etiketine kadar çok rahatlıkla gidecek. Güzel. Ama yapacağımız spreyi biz 3-4 günde bir yenilememiz lazım. Çünkü bitki çaylarından elde edeceğiz. Dedim acaba günlük mü hazırlayacağız? Çünkü buzdolabında Hayır. saklama derken tabii ki plaja gittik. Yani orada da biz garsonlar rica edip bunu içeceklerin olduğu buzdolabına koyar mısın demeyeceğiz. O çantanın içerisinde olacak Yok, ve ısınacak. İçinde zaten koruyucu olan balmumu da kullanacağız. O yüzden yağlarımız da sabit yağ kullanacağız. O yüzden hiçbir problem yok. Hatta herkes krem yapmak zorunda da değil. Mesela ben kremlerden hiç hoşlanmıyorum. Ben balmumunu katmadan direkt yağ olarak sürmekten hoşlananlardayım. Nasıl yapıyorsun soracağım evet. hayatım. Hande'cim gelmiş her şeyi öğrenmemiz lazım. Reklama gidiyoruz sonra tariflerimizle devam edeceğiz. O iki tane tarifin yanına bir üç tane daha eklenecek. Beş tarif bizler için. Reklamlar güzel bir tatlı ve biz buradayız.